Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi. Erdoğan'ın uçan kuştan haberi var. Ne garip, gözü olmayanlar bile görüyordu ama bu kez en tepedeki isim gözümüzün içine soktu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yazdığı dilekçeden söz ediyorum. Bir günde Timur Soykan'ın aktardığı dilekçe İstanbul adliyelerinin suç örgütleri için adeta cennete dönüştüğünü gösteriyor uyuşturucu baronları para karşılığı bırakılıyor. İstenmeyen haberlere para karşılığı erişim engeli getiriliyor. Bunları da bizzat başsavcı yeter artık diyerek anlatıyor. Televela Yıldızım. Her biri birer bomba ama bir hikaye dikkatimi çekti. Soykan'ın haberinden aktarıyorum. Metin Güneş'le televizyon sahibi Can Tanrıyar Çağlayan adliyesinde davalıktı. Muhammed Yakut'un YouTube'da ifşa videoları yayınlamasından sonra Muhammed Yakut, Can Tanrıyar ve eşi Tamat Tanrıyar'a gaspa teşebbüs suçundan soruşturma açıldı ve Can Tanrıyar tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı ama Can Tanrıyar 5 ay tutuklu kaldıktan sonra yetkisizlik kararı verilen dosya İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Dosya henüz Çağlayan Adliyesi'ndeyken heyetin sorun çıkardığından bahisle komisyon başkanı B.A. Anadolu'ya gönderin ben hallederim dedi. Dosya gerçekten Anadolu Adliyesi'ne geldi ve 1. A Ceza Mahkemesi'ne kaydedildi. Can Tanrıyarı merhaba Televole kuşağı tanır. Yaklaşık 50 yıldır magazin haberleri yapıyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonlarda poz veriyor. Açık söyleyeyim bir magazin figürü böyle siyasi bir kavganın ortasına nasıl düştü anlamıyorum. Başkana sevgili kumpası. Bir savcıyla sohbetim kafamın açılmasını sağladı. Can Tanrıyar'dan sahibi olduğu Uçan Kuş kanalında bir büyükşehir belediye başkanının sevgilisi olduğuna dair haber yapmasını istemişler, kabul etmemiş, olaylar büyümüş. Siyasetle magazin demek böyle bir kardeşliği var dedim. Neyse İsmail Uçar'ın dilekçesinden anlaşıldığı gibi belediye ihaleleriyle büyüyen Metin Güneş'le magazinci Can Tanrıyar ortakmış. Sonra ortaklık bozulmuş. Aralarına kan davası girmiş. Can Tanrıyar'ın iddiasına göre kanalın kurşunlanması, darp edilmesinin arkasında Metin Güneş varmış. Metin Güneş ise Tanrıyar tarafından yağmalanmaya çalışıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş daha güçlü olan Güneş kazanmış. Can Tanrıyer halen tutuklu. Başsavcının anlattığı hikaye de bu. Avukatı Erdoğan'a şikayet. Dilekçede adı geçen Tamar Tanrıyer'i sosyal medyada takip ediyorum. Bir süredir imalı ifadeler kullanıyor. Singapur Musti bu T sana yüzde kaç veriyor? Sana en büyük tokat adının bunlarla aynı seviyede anılması olacak. En az bunlar kadar namussuz zannedecek herkes seni nasıl bir şantajla seni yanlarında tuttuklarını düşünecek herkes. T nokta nokta. Şimdi de senin fotoğrafını mı aslı arkasına? Ama yok onlar sadece avantajı, komisyoncu görüyorlar. Asmazlar koçum. Öyle görmeselerdi günü muhlisten bana bu haber gelmezdi. Ben bir şey anlamadım. Eminim siz de anlamadınız. Gel gelelim bu paylaşım nedeniyle Tamar Tanrıyar ifadeye çağrılmış. Kastettiği kişinin Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal olduğundan bahisle Savcı Emre Sarı tarafından iddianame yazılmış. Tanrıyar yargılanmış. Mahkeme savunmasında yazdıklarının hayal ürünü olduğunu ifade ederek şunları söylemiş. Ben müştekiyi daha önceden Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiğim için müştekinin bana karşı sinirle suç uydurma yaptığını düşünüyorum. İnal'dan kirvem yanıtı. Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel ise Tanrıyar'ın cezadan kurtulmak için böyle savunma yaptığını söyleyerek kastedilenin İnal olduğunda ısrar etmiş. Müvekkilimin Cumhurbaşkanı'na şikayet edildiğinin belirtilmesi husumetin olduğunun açıkça göstergesidir. Sanığın hikayesinde paylaşarak bahsetmiş olduğu olaylarda adı geçen şahıslar Mıstık ya da Mustiabi abi müvekkilim Mustafa Doğan İnal'dır. Yine T nokta nokta olarak adı verilen kişi Metin Güneş'tir. Muhlis olarak adı geçen Halis Ezeldir. Bu kişi Metgül isimli firmanın sahibidir. Sanığın eşinin sahibi olduğu Uçan Kuş TV ile Halis Sezer'in sahibi olduğu Metgül isimli firma arasında Ticaret Mahkemesi'nde Metgül lehine neticelenen bir dava söz konusudur. Bu dava akabinde Uçan Kuş TV aleyhine yüksek bir miktarda tazminata hükmedilmiştir. Bu hüküm sonrası alacaklı vekillerinin haciz mahallinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde Musti abi, şeklinde beyanda bulundukları, bu beyan neticesinde sanık tarafın bu kişinin Mustafa Doğan İnal olduğunu düşündüğü, bu olayın ardından sanık ve Uçan Kuş TV'nin müvekkili Mustafa Doğan İnal'a yönelik husumetini kamuoyuna yansıtacak şekilde hareket etmiştir. Metin Güneş, Mustafa Doğan İnal'ın kirvesidir. Aralarında bir arkadaşlık ilişkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Merak ediyorsanız 12 Ekim'de Tamar Tanrıyer beraat etmiş. Erdoğan'a giden mektup. Yazdıklarını anlamadık ama Tanrıyarla İnal arasındaki tutanaklardan bir şey anladık. Tanrıyer bir resepsiyon sırasında karşılaştığı Erdoğan'a yargı içindeki yapıyı şikayet etmiş. Başsavcının açıklamalarından sonra dün Can Tanrıyar'ın el yazısıyla bir tahliye dilekçesi yazdığını öğrendim. Birlikte gittiğimiz külliye de direkt eşim Tamar Tanrıyar bizzat Sayın Erdoğan'a anlattı ve özetini de yazılı olarak kendisine verdim. Cumhurbaşkanı telefon numaramızı istedi ve o dönemki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bizi Ankara'ya davet etti. Cumhurbaşkanının kesin talimatı var. Bu olayları çözücü izledi. Ama işte bu görüşmeyi bunlar duydukları için bize iyice bilendiler. Can Tanrıyar'ın Erdoğan'la görüşmesini anlattığı dilekçe. Bakanlık yetkilileri ciddiye mi almadı ya da gücü mü yetmedi bilemiyorum. Bu sırada Tanrıyar, Cumhurbaşkanı'nın eski avukatının kirvesi Metin Güneş'le arasındaki davada Savcı Enes Kocakale'nin iddianamesindeki yağmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmış belki de bir gün bile tutuklu kalmayacağı bir dava nedeniyle halen tutuklu bulunan Can Tanrıyar'ın Çağlayan'daki mahkemesi 5 ay sonra biz yetkili değiliz kararı vermiş. Derken başsavcının adeta adama kumpas kurdular dediği HSK dilekçesi basına düşmüş. Yazıyı yazarken dosyanın akabetine bakınca ne mi gördüm? Anadolu Adliyesi hakimleri de birkaç gün önce biz de yetkili değiliz diyerek ellerindeki dosyayı göndermiş. İstanbul Anadolu Başsavcısının dilekçesi acı durumu özetliyor. Duruşma tarihi itibariyle 8 aydır tutuklu bulunan sanığın henüz ifadesi bile alınmamıştır. Belli ki mesele başsavcının yargıdaki çete ifşasından ibaret değil. Devlet içinde çok ayaklı bir çatışma var. Uçan Kuş TV olayı Erdoğan'ın da uçan kuştan haberdar olduğunu gösteriyor. Görmek önce aklın bir eylemi. Gözle yetinmeyenlere selam olsun.